Merhaba gençler. Doğaç'ın bugünkü kapanış değeri 29.02, 13 Kasım 2020. Doğaç için en son sitemizde imlecin bulunduğu gün olan 14 Eylül'de 15.35 fiyattayken grafik koymuştuk. Bu çalışmamızı kırmızı indikatörümüze göre koymuştuk. Hatırlanacağı üzere bakın burada kırmızı beyazı yukarı kesiyor ve 20 civarında yani aşırı satım bölgesinde diyebiliriz. O grafiğimiz sonrasında ise bizim beklentimiz olan 20 lira makas direnç seviyesine geldi. Fakat daha sonrasında bilançonun açıklanmasıyla bu olumlu bilanço etkisi ile şu görülen hareketi yaptı. Öncelikle burada bu hareketin temelinde yatan bilançoyu kısaca bakmak gerekirse. Evet, bilançoya baktığımızda geçen yıl aynı dönemde 2,8 milyon zarar açıklarken şirket bu sene aynı çeyrekte 741 milyon lira kar açıkladı. Dolayısıyla neresinden baksak yani çeyreklik bazda da yıllık bazda da çok güzel bir dönem kârı gelmişti. Bu dönem kârı satışlara bağlı olmasa da hissenin bu hareketinde en büyük itici kuvvet olmuştu. Yani geçen yıl aynı çeyrekte satışlar 6,1 milyar iken bu yıl aynı çeyrekte 12 milyar satış var. Yani %97 satışlar artmış durumda. Dolayısıyla bu satışların bu kadar hani belirgin olarak artması haliyle hisse üzerinde de güçlü pozitif etki yarattı. Şimdi satışlara baktığımızda 3 aylıkta 3,1 milyon, 6 aylıkta 5,7 yani 2,5 milyon var kabaca ikinci çeyrekte satışlar. Bu son çeyrekte ise 2,5 milyardan 5, 12 yani 2,5'tan kabaca 7 milyara yakışan satış artışı var. Satışların bu şekilde yani katlayarak artması şirketin temel olarak verilerinin güçlenmesinde en önemli kalem. Faaliyet kârı 285'ten 1041'e yani 1 milyara %265 artmış. Bu da gayet güzel. Faaliyet kârının satışlara oranla daha da belirgin artması şirketin yönetimsel anlamda da pozitif olduğunu yani satışlarda %97 olan artışın yönetim giderleri, diğer faaliyet gelirleri, giderleri ile daha da güçlü hale gelerek %97'lik artış %265'e çıkmıştır. Bu da gayet olumlu. Finansman giderlerine bakarsak, geçen yıla göre finansman giderlerinde de olumlu yönde düşüş var. Geçen yıl 493 milyon iken gider, bu sene 356'ya düşmüş. Bu da pozitif. Tabii ki hiç olmasa daha iyiydi ama olması da doğal. Sonuç olarak iştirak paylarında çıktıktan sonra dönem kârı 741 milyon lira olmuştur. Nakit akışına baktığımızda evet son çeyrek nakit akışı buraya yansımamış. Matriste şu an görünmüyor. Fakat 3 aylıktan 6 aylığa yine belirgin şekilde nakit akışı var. Şimdi bilançoda gayet güzel bir durum var. Onda sıkıntı yok. Yani şu hareketin sebebinin bilançodaki artan satış gelirleri olduğunu vurgulamak için açtık aslında bilançoyu. Öz kaynak karlılığı da bilançoda bakarsak şirket büyümesini gösteren en belirgin kalem olduğu için
Yani şu hareketi anlatmak için, açıklamak için bakıyoruz. Geçen yıl 1.319 olan öz kaynak karlılığı bu sene öz kaynaklar bu sene 1.9'a çıkmış. Yani %50 öz kaynakları artmış durumda. Şirketin net büyümesi %50. Bunun bir yılda yani son 12 ayda yapılan kâra göre orantıladığımızda yani öz sermaye kârlığı da %41.15. %41.15 gayet hızlı bir büyüme. Önemli olan bunun tabii ki sürdürülebilir olması. Eğer bu şekilde belirgin %30'un çok üzerinde öz sermaye kârlığı varsa bu 1-2 çeyrek sonra hisse üzerinde yani düzeltme etkisini göstermesi beklenir. Çünkü hani araba örneğinden yola çıkarsak öz sermaye kârlığı bu şekilde %30 üzerinde birkaç çeyrek gidiyorsa bu kârlılık eğer sürdürülemezse hisse üzerinde de düzeltme baskısı görülebilir. Şimdi bedelsiz potansiyeline baktığımızda da şirketin bu temel verileriyle %801 kabaca bedelsiz potansiyeli var. Evet, bu temel veriler bazında bizim güncel değerlere göre hisse değerleme fiyatımızda 22,11 lira. Tabii ki bu eğer karlılık bu şekilde önümüzdeki çeyreklerde de devam ederse o zaman bu değer güncellenerek artarak gitmesi beklenir. Şimdi hisseye teknik olarak bakmak istiyoruz. Son grafik koyduğumuz günden sonra makas hedefimiz yani şu makas hemen kabaca göstersek o zaman koyduğumuz evet, bu benzer hareketi burada da beklemiştik. Biz aşağı yukarı 20 bölgesini hedeflemiştik. Dolayısıyla bu beklentimiz gerçekleşti. Bu arada bilançoda açıklanınca tabii ki bilançonun güçlü gelmesiyle makas bandı kırılarak yeni bir kanal oluştu. Bu yeni kanalda bu şekilde ekstra haber akışında çanak katlama dediğimiz teknik durumun gerçekleştiğini görüyoruz. Bakın bu haliyle hisse 30'lu fiyatları gördüğünde çanakta hani çanak tabak katlama dediğimiz teknik durum oluşmuş oldu. Burada istersek biz bu durumu Fibonacci ile de teyit edebiliriz. Bu şekildeki hızlı hareketlerde hemen Fibonacci olarak bakarsak daha geniş dip bant dönüşlerini almamız gerekir. Evet gençler bakın görüldüğü gibi Fibonacci 9 seviyesi de bu şekilde büyük dalgalarda büyük dalgaya göre ölçtüğümüzde 30-52 çıkıyor. Yani 30-52 de bizim çanak tabak katlama hedefiyle uyumlu. Yani iki makas hedefi görüldüğünde makas hedefi geçildi. Özetlersek durumu. Makas hedefinin üzerine bir makas daha yaptığı yani bu bilanço gücü ile şu an bugün 30 üzerinin görülmesiyle 30 üzerinin görülmesiyle bu çanak tabak hedefi de gerçekleşti ve hatta Fibonacci 9 30.52'de görüldü.
En yüksek gördüğü fiyat 31.74. Dolayısıyla son güncel duruma göre bakarsak 30.52 üzerinde hareketler devam etmediği sürece hissede dinlenme, sindirme, düzeltme hareketi görülebilir. Güncel stop loss seviyesini görmek için daha kısa periyodu açarsak, hızlı hareketlerde daha kısa periyotlardan bakmak gerekir. Evet, görüldüğü gibi saatlik periyotta bu çalışan ortalama 21 EMA. Bakın şurada çalışmış. Daha sonra şu gün yine çalışmış. Şu saat yani ne zaman? Bugün sabah çalışmış. Sonra yine Fibonacci 9 üzerinde kalamayınca yine 21 EMA'ya doğru küçükten bir sallama olmuş. Son tahlilde güncel değerle stop loss seviyesini söyleyecek olursak 28 39 altındaki hareketlerde, kalıcı hareketlerde hisse dinlenme düzeltme sürecine girebilir. Bu durumda 1.6'daki destek seviyesi 25.89. 25.89 ve 23.48. Bu seviyeler destek olarak izlenebilir. Tabii ki yukarı yönlü hareketler olmaz demiyoruz. 30.52 yani Fibonacci 9 30.52 üzerindeki hareketler olursa da o zaman da hisse pozitif görünümde devam ediyor diyebiliriz. Veya 21 EMA üzerinde stop loss seviyesi dediğimiz 28.39 üzerinde hareketler olursa hisse pozitif görünümünü korur. Evet, şimdilik Doğaç için söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese iyi akşamlar.